Nevşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkan Yardımcısının babası ve Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emlakçılık işiyle uğraşan Ömer Sırakaya geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nevşehir'in Derinkol ilçesine bağlı Özlüca köyü nüfusuna kayıtlı Ömer Sırakaya'ya hafif ticari araç çarptı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan Ömer Sırakaya hayatını kaybetti. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya'nın babası olan 74 yaşındaki Ömer Sırakaya'nın Kapaklı'da esnaf olduğu ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği öğrenildi. Merhum Ömer Sırakaya'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde depremde hasar alan 12 katlı binanın yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmalarını vatandaşlar da zaman zaman uzun süre izliyor. Kahramanmaraş'taki depremler Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kentte ağır hasarlı olan 121 bina için yıkım çalışmaları başlatıldı. Depremde büyük hasar alan Kocasinan ilçesindeki 12 katlı binanın da yıkımı için çalışmalar sürüyor. İş makineleri tarafından yıkımına başlanan binanın görüntülerini vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Kimi vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını uzun süre izliyor. Ürgüp Belediyesi depremden en fazla etkilenen şehirlerden olan Hatay ilçesine çadır kent kurmak için çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan Merkezi meydana gelen deprem sonrası büyük yıkımlar meydana geldi. Depremin hemen ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye afet ekipleri, sağlık personelleri, teknik personeller, iş makineleri ve yardım tırları gönderildi. Ürgüp Belediyesi, Hatay'daki depremzede vatandaşların yaşadığı barınma sorununu çadır kent kurarak çözüme kavuşturmayı planlıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk şu ifadelere yer verdi. Çadır kent kurmak üzere geldiğimiz Hatay Kırıkhan'da belediye başkanımız Ayhan Yavuz ile koordineli olarak çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimizin çalıştığı bölgeleri gezerek ilçe halkının acılarını paylaştık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun dedi. Kayseri'de sobayı benzinle yakmak isteyen ev sakinleri binayı yaktı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde yaşayan vatandaşlar sobayı benzinle tutuşturmak istediler. Benzinin bir anda parlaması sonucu alevler her yeri sardı. Olayın ihbar edilmesi sonrası Mimar Sinan Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri giriş katta çıkan yangını binayı sarmadan söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle evde büyük maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir için 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı. Nevşehir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? Nevşehir'de havalar nasıl? Nevşehir meteorolojik hava tahminleri nasıl olacak soruları cevabını buldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacı Bektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için 22-26 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporu açıklandı. Açıklanan yeni tahmine göre çarşamba, perşembe ve cuma günü merkezde pus beklenirken, ilçelerde ise çarşamba günü sisli, perşembe günü, cuma günü az bulutlu ve cumartesi günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. Pazar günü il genelinde parçalı bulutlu hava tahmini yapıldı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde depremden dolayı meydana gelen hasar sebebiyle belediye binasının yıkılmasına karar verildi. Öte yandan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Sarız'ın afet kapsamına alınması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
Depremin ağır hasar verdiği illerden biri de Kayseri oldu. Kayseri'nin Sarız ilçesinde de Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yıkımlar yaşandı, binalar ağır hasar aldı. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da bir çağrıda bulunarak Sarız ilçesinin de afet kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Başkan Bayrak yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarının henüz %10'unun tamamlandığını ve bu çalışmaların neticesinde 24 ahır, 115 konut, belediye başkanlığı binası, 3 cami minaresi, Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu Okulu ve Yeşilkent Okul Lojmanı'nın ağır hasar raporu aldığını ve bu kapsamda yıkılacağını belirtti. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Sarız ilçesinin afet kapsamına alınması konusunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Ersoy, Bakan Soylu'dan olumlu görüş aldığını ve gelişmeyi takip edeceklerini ifade etti. Nevşehir'deki sürücülerin yüzünü güldürecek bir indirim haberi geldi. Benzine bu gece indirim geliyor. Karyakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 48 kuruşluk indirim geliyor. Nevşehir'deki bazı akaryakıt istasyonlarında 21,51 TL'den satılan benzinin litre fiyatı gelecek indirimin ardından 21,03 TL'ye gerileyecek. Merkezdeki akaryakıt istasyonlarında 21,95, 21,05 TL'den satılan LPG için ise herhangi bir indirim kararı gelmedi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 12 şahıs yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklandı, 7 şahıs ise serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca bir açıktan hırsızlık, bir evden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 2 olayda bir şüpheli şahsa gerekli işlemleri yaptılar. Öte yandan şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalandı. 1,27 gram Afgan macunu, 1,23 gram esrar maddesi yakalanarak 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kayseri'de artçı sarsıntılar dolayısıyla büyük tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar çareyi boş arazilere çadır kurmakta buldu. Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan büyük depremleri en çok hisseden illerden olan Kayseri'de vatandaşlar adeta diken üstünde. Artçı sarsıntıların devam etmesi dolayısıyla sürekli tedirgin bir bekleyiş içine giren birçok vatandaş evlere girmekten korkuyor. Büyüklüğü zaman zaman 4'ün üzerine çıkan artçıların etkisinden kurtulamayan Kayseri'de bazı vatandaşlar çareyi evleri boşaltmakta buldu. Battalgazi mahallesinde yaşayan kimi vatandaşlar boş arazilere kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Uzmanlar artçı sarsıntıların aylarca hatta yıllarca sürebileceğini belirtiyor. Kayserililerin ise devam eden artçı sarsıntılar karşısında artık ne yapacağı merak konusu. İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Şubat Perşembe, İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 11. Kayseri, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 9. Kırşehir, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 10. Niğde, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 12. Aksaray, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 12. Yozgat, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 8. Konya, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 13. Sivas, en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 5. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 22 Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur Eczanesi Kayseri Caddesi. Merkez Melda Eczanesi Naraşa Mahalle. Acıgöl Yılmaz Eczanesi. Avanos Bağdatlı Eczanesi. Derinkuyu Önaybedel Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozatlı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Okgermen Eczanesi.
Nevşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.